Merhaba sevgili seyirciler. Rexona'nın sunduğu Oyuna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de bu arada bayağı spikerliğe bağlı. Teklifler alıyor musun? Almıyorum. Ana haber sunucusu. <laughs> abi şöyle spikerliğimin sırrı şu kadar. Yani <laughs> daha birinci kurun birinci dersindeyim. Açılış cümlesini ezberleyemedim. Bak ezberleyemedim. Onu da beceremedim. Açılış cümlesini ezberlersen oluyormuş bu iş. Bence şuradan yırtıyorsun ve parlıyorsun performansında. Ee, daha iyi olabileceğin tek insanla birlikte <gülüyor> <gülüyor> bu şey gibi. Benim de herkesin çok fit gözükmesi gibi değil mi? Sen de çok fit gözüküyorsun mesela. <laughs> öyle bir öyle bir durum var evet. Ee, <laughs> evet. Tebrik ederim yani kariyerinde yepyeni bir teklifler alabilirsin yakında. Ee, hepsine mesafeli yaklaşıyorum diyeyim. <laughs> Dün Şampiyonlar Ligi günüydü, evet. şampiyonlar lokalinde gayet konuştular ama ben özellikle bu Ajax-Beşiktaş maçındaki tabii ki eksikler çok Hı. önemliydi ama senin dikkatini çeken neler oldu onu bir merak ediyorum. Ben yapısal bir sorunun altını çizmek istiyorum. Maçta şöyle bir durum var, yani maçın üzerine çok fazla konuşacak bir şey yok. Çünkü en kibar tabirle şunu söyleyebiliriz, bir kazanma hedefi yoktu Beşiktaş'ın. Peki diğer hedefler konusunda? Yani fark çünkü o kadar herkes fark üzerine odaklandı ki yani oranlar bir bambaşka noktalara geldi vesaire vesaire. Burada bu kadar eksikle biz zaten yapamayız fark yemeyelim. Herkes yani Beşiktaş tarafında da sirayet etmiş zihnen öyle bir ruh hali var. Ee, i̇çine enteresan tarafı Ayak tarafına da geçmiş o. Burada bir fark oluşur mu? Çünkü benim izleyebildiğim oyunlarının ötesinde biraz laçkalıkları vardı. Yani böyle fazla rahat bir halleri vardı. Çok Ayaks öğretisi içinde bir oyun olduğunu söyleyemem. Ee, ve hani maç sonrasında bir rahatlama gördüm ben Beşiktaş tarafında. Doğal olarak şimdi bu kadar 12 tane oyuncunuz hatta 14'lü de indi eksikse e, şimdi bunun bunu, bu yönünü konuşmak lazım önce. Maçla ilgili çok fazla konuşacak bir şey yok açık söylemek gerekirse. Benim ilgimi çeken 12 tane eksik olabilir mi? Yani kullanabileceğin e, kadronun yarısını kaybediyorsan Burada bir sorun var demektir. Burada bir sorun var yani. Ancak daha büyük sorun şu. Burada bir sorun olduğunu kabul etmemek. Yani burada Beşiktaş tarafından benim dinlediğim açıklamaların sonunda ya biz aynı şeyleri yapıyoruz, aynı çalışmalar yapıyoruz, aynı şeyler yeniyor, aynı şeyler yaşanıyor vesaire. Bu tesadüfe getiriliyor. Yani burada yüzde %50, elli, cephanenin yüzde ellisini kaybetmişsen bunun sorununa, bu sorunun kökenine inmek gerekir. Bunu inmeyi reddetmek asıl sorun. Gerçekten... Yani sorunu, sorunun kendisi sorun değil, sorunu kabul etmemek sorun. Gerçekten istisnai bir tesadüf olabilir ama... Ama gene de bir ne oluyor diye bak dönüp Doğru. bakmak lazım. Ee, dönüp bakıp, evet abi, böyle bir şey oldu diyebilirsin. Bu sonucu çıkarabilirsin ya da önümüzdeki günlerde bakarsın. Nasıl, nasıl tekrar ediyor, nasıl oluyor, neyi yanlış yaptık. Çünkü geçen sene ne yapıyorsak bu sene de aynısını yapıyoruz. E, geçen sene şampiyon her bu seviyede oynamıyordun. Demek ki bu sene bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Belki de. Hmm. Ee, geçen seneki oyuncuların hangi yaş grubunda nasıl nedir nasıl bir çalışma ortamından gelmiştir bugün nasıl olmaktadır falan bütün bunlara ayrı ayrı bakmak lazım ya atiba nasıl olur da sakatlanır <laughs> yani bir, bir robot nasıl sakatlanır yani birçok benzer darbeye bağlı olmayan sakatlıklar şu bunları bunun kökenini demek lazım ben olabilir. Yani şimdi mesela bizim milli takımda 2008'de o efsane maçları yaparken yarı final Almanya maçına oyuncu bulamıyordu. Yani neredeyse kalecileri çıkaracaktı. Ama onun bir sebebi vardı. Yani Scott biri gelmişti bir ay evvel. Bir Amerikan yaklaşımıyla Almanya'nın 2006'da kullandığı yaklaşımda bütün bir yıl yapmaları gereken çalışmayı bir aya sığdırmışlardı. Çünkü hatırla o 2006'da yarı Amerikalı olduğu için Klinsman internet üzerinden bir çalışma sistemi uygulatıyordu milli takıma ve fizik olarak çok yükselmişti Almanlar. Biz de bunu tekrar etmek istedik. Ama bir aya sıkıştırınca ve bunu çok söyledim televizyonda ama tekrar etmekte fayda var. O dönem o Amerikalıların Scott Perry ve ekibinin söylediği şeylerden biri sizin sporcularınız su içmiyor diyordu mesela. Hiç kal kalçası hiç çalışmamış oyuncunuz var. İşte gecenin ikisinde pastırmalı yumurta söyleniyor odaya. Yani bunlar aklı Delirecek gibi oluyor adam. Şimdi bunları bir ayda değiştirmeye başladığınız zaman bir problem çıkıyor. Burada ne oldu acaba sorusunu en azından sormak gerekir. Bu soruları sormazsak olmuyor çünkü. Beni daha çok ilgilendiren tarafı bu. Ee, yoksa yani ne kadar eksik olursan da olur. yani Şerif trastapol gitti dün. Ramadi'yi yendi. Bizim ya işte çok eksiğimiz var. Takımlı, takımımızın çok eksiği var. Biz büyük Park yemekten kurtulduk. İyidir. Ruh haline girmemiz maç öncesi ve maç sonrası ve sorunun kökenine inmekten imtina etmemiz beni asıl e, endişelendiren e, bilimden böyle hızla uzaklaştığımızı hissediyorum ve üzülüyorum. Ee, geçen sezon ben bununla ilgili bir örnek vereyim. Ee, NBA tarihinin fazla sakatlığını yaşadığı sezonlardan birini yaşadı. Bununla ilgili her bir takım kendi analizini yaptığı gibi NBA geneline de bir analiz yaptı. Mesela sorunun temeline inmek derken bunun ne kadar... E, bilimsel ve metodik yaklaştıklarını söylemek için e, bahsediyorum. NBA'nin danışmanlığını, NBA'ye bu konuda danışmanlık veren işte sağlık ve işte sakatlık önleme merkezlerinden birinin hazırladığı raporun sonunda şu çıktı ortaya. Ee, sakatlıkları kategorilere ayırıyorlar. İşte maç yoğunluğu, işte e, arka arkaya oynanan maçlar, seyahatlerle falan bunların etkisi korelasyonları. Tabii ki korelasyonları var. Yani ardı arkaya işte beş günde dördüncü maçı oynayan işte üç kere seyahat yapmışlar biraz daha fazla sakatlanıyor falan ama kategorizasyon çünkü yumuşak doku kattıklarının inanılmaz arttığını yani anormal derecede arttığını görmüşler ve bunun en temel sebebini de şey olarak belirlediler. Geçen sene Covid protokolleri nedeniyle NBA'deki bütün oyuncular sabah 8'de şey oluyordu, test oluyordu. Ve oyuncuların bütün uyku ritmini değiştirdi bu sabah sekizde hmm. kaldık test olmak hmm. ve bunun e ana yani tek değil ama ana sebep olduğuna karar verdiler ama bunun evet. sonuçta ortaya çıktı. O yüzden mesela bu seneki Covid gerçi tabii aşılanma var bu sene ama Covid protokolleri çok daha değiştirildi falan. Bir kısım da var aşılanma. Şimdi oraya geleceğiz. <laughs> oraya geleceğiz. Ee, sen dün Şerif'ten bahsettin. Herhalde son yılların en güzel hikayesi. Yani Öyle. Evet. 2 yaptılar. Yani tabii onu Moldovalılara sormak lazım. <laughs> güzel mi diyeyim yani. Galibiyetten memnunlardır. İkide iki yapmalarından memnunlardır. Orada bir artifisiyel, bir yapay bir durum var tabii. Şu Şerif, bu arada, Biliyorsun mu? Şampiyonlar Ligi'nden elde ettikleri gelir kulüp bütçesinden fazla. Ş şehrin gelirinden fazla. Şehirde başka bir şey yok. <laughs> şehrin gelirini... Bir şerif var bir de yardımcısı. <laughs> 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 Deputy. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> ee, şu ana kadarki en iyi, yani zaten Şampiyonlar Ligi'ne kalması başlı başına muazzam bir hikayeyken arka arkaya hem Shakhtar hem Real Madrid yenerek İşte güçler. yani şunu şunu yani Real Madrid yenmek mümkündür hayal etmekten uzaklaştık biz. Evet bu can sıkıcı olan. Ve e, konu futbol olunca aslında bunu hayal edebilmek ya da en azından bu ihtimal üzerine oynayabilmek biraz daha mümkün aslında. Öyle ve bu hakikaten bunlar cevap mesela Florentino Perez bu ligin işte daha geçen söyledi. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finale kadar çok manasız bir şey olduğunu falan. E yani işte çok manalı bir şey. Dünyanın her yerinde bu konuşuluyor. Ya da Dirk Kuyt'ın açıklaması vardı. Yani Şerif tamam Şampiyonlar oynasın ama Şerif'in bu ligde ne işi var demişti. De, al işte bu işi var. Ee, yani bu, bu hikayeler olmadıktan sonra hani Manchester City Paris Saint Germain'i yendi, Paris Saint Germain bilmem ne yaptı oraya gitti filanlar ee, da güzel hikayelerdir ama bu, bu, bunun kadar güzel olamaz. Bizim bu hikayelerden uzak kalmamız çok can sıkıcı oluyor. Bu hikayelerden uzak kalıyoruz ama bir de büyük hikayeler var. Bugünün büyük ya. hikayesi tabii ki Paris Saint Germain Manchester City'ydi. Ee, Lionel Messi nihayet ilk golünü attı çok güzel bir vuruş evet. yaptı gene. Ee, fakat benim ilgimi çeken, maçla ilgili düşüncelerini de soracağım da. Şimdi size hafta sonu nihayet Chelsea'yi yendi. Evet. Ee, uzun süre sonra. Ee, Arka kere üç kere kaybetmişlerdi yanılmıyorsam. Bir... Ee, fakat yani maçın genelinde mesela o maç için konuşayım, bence bu maç için de biraz geçerli ama e, Chelsea'den çok daha iyi oynadı genel itibariyle. Fakat gol de biliyorsun büyük bir tesadüf eseri geldi. Doğru. Yani şut. Hatırlı... İlk kere isabetli şut yok zaten değil mi? Ee, Öyle bir şey. Ee, Chelsea'nin maç boyu yok zaten maç galiba. Boyut. Özellikle maça bakıyorsun. Maça hakim hmm. e, Manchester City ama gole bakıyorsun. Şut atılıyor. Gabriel Jesus'un önünde kalıyor. Vuruyor. Fazla çarptığı için köşeye gidiyor. Evet. Şimdi biraz tesadüfi. Tabii ki baskıda daha başka mesela çok basit goller de kaçırdılar. Yani gerçekten çok kolay pozisyonları Kaçır. Yani bir bir tane galiba çok çok net pozisyon kaçırdılar. Ama genel itibariyle City'nin oyun üstünlüğünü bu sene pek gole dönüştürmek konusunda çok ciddi zorlanır. Özellikle rakip açılmadıysa. Yani rakip, rakip açılmıyor. açılmıyor. Yani Açılmadı öyle bir zaman... şey oluyor. Dün Paris Saint-Germain yaptı. Mesela bir iki defa biz Messi'nin ya da Mbappe'nin ceza sahası içinde defansif müdahale yaptığını gördük. Ya yani birkaç S defa bu oldu. Yani oraya çok çabuk toparlandılar. 5-4 ee, dizildiler. Ön tarafta Mbappe'yi bıraktılar çoğu zaman. Neymar'ın ve Messi'nin ceza sahası içinde, Mbappe'nin de zaman zaman kendi ceza sahası içinde o bloğa katıldığını gördük. Yani bunu e, sadece Manchester City'ye karşı oynarken bu oyuncuları ikna edebilirsin bu göreve. E, arkadaşlar bunu yapmamız lazım. Üçünüz birlikte mi oynayacaksınız? Yani ben Wijnaldum'u kenarda tutacağım. Yani siz üçünüz beraber oynayacaksınız. Kusura bakmayın yani bu Walker çıktığı zaman sen en sesinde çıkacaksın bu adamın. Çünkü bu adamlar ceza sahasının içine kadar giriyor. You ikna ediyorsun. Yani bu kolay bir şey değil. Mesleğe bunu yaptırmak kolay bir şey değil. Messi defansif olarak çok e, pozisyon alıyor, çok iyi bilen bir oyuncudur, en önemli taraflarından biri odur, her zaman böyledir. Ama bunu üçüncü bölgede, ikinci bölgede yapar ve Barcelona'nın o makinasının çok önemli bir parçasıdır. Yani karşında Messi varken oyunu kurmak kolay bir şey değildir. Ama bunu ceza sahasına çekecek kadar Pochettino yaptırabildi oyuncularını ve bunun e, ödülünü de aldı. Şimdi tabii aynısı ilk golde mares ceza sahası içinde. O aynı defans mücadele yapmadı. Bu karşılıklı da bir taraftan. <laughs> yani karşılıklı bir. Ya yani topa vurmadan önce. Top Neymar'a geliyor. Neymar'ı karşılayan da Mahrez. Şimdi <laughs> altı pasın içinde de böyle durumlar var. Tabi oyunun akışı gereği. Burada e, City'nin çok doğru bir tespit. Ben de aynı şeyi görüyorum. Zaten geçen seneden beri süre gelen bir durum bu. Ve yaz dön sansi... yaz döneminde Guardiola'nın en çok ısrar ettiği konu Tabii. E, e, son adamdı. Tabii. Bir Sandford'u, e, Lukaku işte e, ya da işte Ronaldo özel... ya da işte Haaland birisi yani. Özellikle dikkat edersen yalnız e, City özelinde konuşayım. Yani ben de hani futbolun tekniğine çok girmek istiyorum ama City Gidiyoruz. çok dikkatimi çekti çok fizikli Lukaku gibi Haaland gibi fiziğiyle çünkü oraya o kadar çok kapanıyorsun ki He. orada dar alanda bir alan açabilmeye çok ihtiyaç var. var. Alanı yani topla pasla yani driplingle veya teknikle alanı ama fizikle alanı açacak hiçbir şey bulamıyorlar. Hem buna hem fizikle diyebiliriz hem kıvraklık da diyebilirsin. Evet. Yani ayak ucunda dönebilen oyuncuya ihtiyaç var. Bunu bu demin bahsettiğim oyuncular çok çok iyi yapan oyuncular. Çünkü geçen sene İlkay'ın santrafor oynadığı dönem var. Yani uzun bir dönem İlkay santrafor oynadı ve bu da bir yere kadar oluyor. 4-6-0 ee, oynadılar kaç kere? Tabii. Tabii tabii. Ya yani İlkay ya en önde evet. İlkay oynuyordu. Ya da De Bruyne falan koyuyorlardı tamam. oraya. Şimdi bu, bu 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 bir yere kadar oldu. Bu bu tabii esasında bir değişim e Guardiola açısından. Guardiola oyununu hiç değiştirmiyor diyorlar ama ben burada bir değişim görüyorum. Yani burada bir tıkanma var. Ben bunu çözmem lazıma geldi. Çok Santifor seven bir arkadaş değil yoksa normalde. Ben düşünüyorum da Lukaku falan acayip olurmuş ya buraya. Acayip olur. Değil mi? E Ronaldo da olabilir. Ee, yani şimdi daha iyi, daha kötü çok mu? mutlu olurdu. Bence ben Ronaldo, yani herhalde ekibiyle bir araya geldiler. Ya tamam hani yani Manchester City değil de bu yapı Londra'da olsa bence United'a gitmezdi. Hı. Ama aynı şehirde terse gitmek o kolay bir şey değil. Vallahi ben Lukaku'nun daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Diyelim ee, tabii Al canım, Lukaku olurdu. ona <laughs> küçük yok. da olurdu. Evet. Ben en çok Ama en iyisi Lewandowski olur ya. Yani. Aa ki zaten, zaten abi zaten var ya yom zaten bahsettin sadırolar diyelim 10 tane. Ve Elion's antrenörün bu olur bu da olur. Be. Olur tabii abi. O da O da falan. İyi sene gidebilir Lewandowski. Çünkü ayrılacak herhalde. Bayağı. Evet. Avrupa Ligi'nde de mesai başlayacak. Evet. Ee, Galatasaray ve Fenerbahçe iyi başlangıçlar yapmışlardı. Ee, bu hafta Fenerbahçe içeride Olympiakos'u konuk edecek. Ne olursa yani ismi de büyük maç ne olursa olsun. Fenerbahçe Olimpiyakosu. Şürekat... İki, i̇ki Kadıköy'ün maçı. Evet. Yani kadıköy. pire, pire de Kadıköy'de. Doğru. Liman kadıköy tarafı oluyor Atina'nın. Artı basketboldan gelen tabii bir ayrı rekabet de var. Yani Türk'ün rekabetini söylemeye gerek yok. Diğer taraftan Galatasaray'da Marsi Marsilya de deplasmanına hmm. gidecek. Bizim için ayrıca özel bir maç tabii. Evet şimdi Olimpiyakosu çok seyretmedim. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe'nin ee, çok iyi bir savunması var. Bunu artık yani ligin en iyi savunması diyebiliriz şu an için. Ee, mince ve e, Salah'ı hakikaten herkesden övgü oluyor. Ve Fenerbahçe'nin Avrupa'ya satış yapabileceği, çok iyi para kazanabileceği iki temel unsur haline geldi. Bunu yapabiliyor. İlginç olanı Pereira'nın bence en büyük başarısı, ya yani Muhammed'i bir kanat oyuncusu olarak bence milli takım seviyesine çıkarmış olması çok kısa dönemde ee, ve Ferdi'yi yani o pozisyonu kim oynayamaz desen Fenerbahçe kadrosunda Ferdi derim ilk yani. Onu oraya ikna etmesi inanılmaz bir şey. Hakikaten böyle bir dönüşüm. Ya ön tarafta çalım da atabilen ama hımbıl bir arkadaşken adamı ee, adam ısıran ve çok soğukkanlı oynayan bir adama dönüştü. Şimdi bu çok yani Fenerbahçe bu Frankfurt maçında da gördük ki Mert Hakan da seviyesini yükseltti falan. Fenerbahçe bu kompakt oyun oynayabiliyor. Ön taraftaki e, kampa geç katılmaktan kaynaklanan sorunlar var. Valencia'sız olmuyor. Ama Fenerbahçe her takıma karşı bu oyunu belli bir standartta oynayabilir. Yani bu konuda bir şüphe yok. Kazanır kaybeder o başka bir şey. Ancak Galatasaray cephesine geldiği zaman aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü yani tabii ki büyükleri bir kenara bırakıyorum ama yani büyük futbol oynayanları bir kenara bırakıyorum. Geri kalanlardan Galatasaray'ın orta saha problemine ya şu ara karşılaşmasak iyi olur diyebileceğin kim var diye sorsan Mansi ile başta, bunların başına gelir. Ya yani birkaç takımdan biri olur. Bir on takımdan biri olur. Fatih Hoca'nın orayı nasıl halledeceğin Çünkü e, karşı karşıya da anlattım. Fenerbahçe'nin ön tarafını yazıyorsun. Galatasaray'ın ön tarafını yazıyorsun. İyi oyuncular tamam. Hepsi iyi oyuncular. Mustafa'sı da iyi, Cagnesi de iyi, Fegüli'si, Kerem'i e, bunlar iyi oyuncular. Orta saha yazıyorsun. Bunlar da çok iyi oyuncular. Hakkı'nın çikası... Morutan'ı, Taylan ya da Berkan. I. Hakikaten çok iyi çalışan, iyi oyuncular. Savunma yazıyorsun. Kanatları fena değil. Merkezi marka olursa eh falan. Ancak iki kişi eksik kalıyor. Ya yani 11 yazıyorsun. Ya şurayı kim halledecek sorusunun cevabı yok. Oraya oyuncu alınmadı. Ve orada bir kurgu yok. Bu çok can sıkıcı. Oraya hani e, payetler falan orayı çok kötü kullanabilir. Çok rahatsızlık yaratabilir. Halil'i attı mesela Göztepe oraya. Lak bunlar, lak bunlar problem çıkardı. E, çok daha iyisi var karşıda. Halil'e de şimdi selam olsun iyi oyuncu onun yanlış anlaşılmasın. Çok daha yüksek seviyede kullanılan var. Ben biraz endişeliyim maçla ilgili. Umuyorum, ya ben... umuyorum yanılıyorumdur. Çünkü Lazio maçından önce de endişelerim vardı ama Fatih Hoca ve oyuncuları hallettiler. Bu arada konuşmalarından şeyi hissettim ya. Yani illa Fenerbahçe Galatasaray'dan bağımsız olarak savunmaya güvendiğin zaman bir performans tabanı belirleyebiliyorsun. Yani bir güven de onun üzerine bir şey inşa ediyor. Savunmaya güvenemediğin zaman ne bekleyeceğini de çok büyük Yok. problemli oluyor abi. Tabii şimdi futbol bu anlamda basketbola ya da voleybola benzemiyor. Evet. Futbol bu anlamda güreşe benziyor. Yani atak yaparken savunma da yapmak zorundasın. Ve e, takımın tabanını çok belirliyor abi. Tabii yani belli bir belli bir savunma standartın yakın oyunun olmazsa hücum etmek imkansızlaşıyor. Hı. Ee, bu kadar üst düzey e, Avrupa kupalarından bahsetmişken Avrupa Süper Ligi ile ilgili e, soruşturma kapandı efendim. E, Real Madrid, Barcelona, Juventus hakkında işte UEFA bir e, soru, disiplin soruşturması açmıştı. Soruşturma kapanmakla kalmadı ki bundan her yer hiç şaşırmadık herhalde. E, çünkü genelde e, adaleti güç daha fazla sağladığı için. Öyle. E, tamam. Fakat şey çok ilginç. Hiç soruşturma açılmamış gibi yani evet. hiçbir şey yapmamışlar. O gibi biraz davranıyor. şeyden de kaynaklandı ama İspanya'da bir iki mahkeme kazanıldığı için bunun hmm. tersi İtalya'da da galiba iş oraya doğru gidiyordu. Dolayısıyla UEFA'nın başı belaya girecekti yani e, o yüzden hani başa dönüldü gibi oldu. Ama yani güçlü olduğun zaman mesela bunun en basit örneği tabii Euroleague UEFA kadar güçlü bir organizasyon ki orada da bin tane şey oluyor UEFA yaranında. Ama mesela Panathinaikos istediği şımarıklığı yapabiliyor. Kimse de bir şey diyemiyor Panathinaikos'a. Çünkü Euroleague'in demir başlığı. E, ondan bile... olmazsa olmuyor çünkü. E tabi. Real Madrid olmazsa da olmayacağı için. <laughs> i̇şte o ondan artık biraz şüphem var. İşte, Premier diyorsun. Evet ya. biraz öyle oldu. Yani Hı. Premierlik Premier böyle sessiz sedasız bir tuzağa düşürdü gibi. Yani oradaki İtalyanlarda ve İspanyollardaki bağır çağır biraz ondan kaynaklanıyor. Abi e, aslında konu yani kamuoyunda konuşulmayan ama bence esas Florentine Perez'in veya işte annenin falan asıl düşündüğü konu bu. Tabii. Bence Paris Saint Germain de buna dahildir yani. Ee, Paris, Saint Paris Saint Germain tam tersten konuşuyor ama sonuçta raporlarla yani dedim ya bilim, araştırma falan, raporlarla sabit bir şey var. kim Hangi maçı seyrediyor? Ne kadarını seyrediyor? Seyretmiyor kimse maçların 90 dakikasını. Son 10 yıldaki ekonomik gelişime falan baktığın zaman yani bunu görmemek imkansız. Yani. Yani sen bunu sıkça NBA içinde, Amerikan sporları içinde söylüyorsun. Yani insanlar o 3 dakikaları bile seyretmemeye başladılar Aynen artık. Öyle. Yani GIF üzerinden ee, oyun anlamaya başladılar yani. İşin ilginç yanı oyunu değil bütün e, parçalarını bilgi halinde almak en azından belli bir kesim için, ki hızla artan bir kesim için. Bu sadece Z kuşağıyla ile alakalı bir değil. konu değil. Kesinlikle değil. Z kuşağı ağırlıklı ama ona ayrıcalıklı değil bu konu. L lig veya organizasyonun Parçalar işte oyuncular mesela belli oyuncuları takip etmek, belli takımları takip etmek veya ligin genelini takip etmek bilgi anlamında çok daha fazla şey tüketmelerine rağmen maçların kendisini tüketmiyor. Yok. Bu da çok ilginç bir, bir şey, şey ama Artık gerçeklik öyle. bu. Hani bana çok tuhaf geliyor mesela. Anlıyorum, fark ediyorum. Ben işim gereği mesela seyretmediğim birçok maçı değişik şekillerde tüketiyorum evet. Seyretmediğim halde işte okuyorum üzerine. istatistikleri. mesela bir de gece 9 maç var Hepsini tabii ki seyretmiyorum ama istatistiğine bakıyorum falan belli şekilde tüketiyorum. Fakat sadece böyle tüketmek çok yani bana şey yapmıyor ama ciddi böyle bir kitle var yani. Var. Ya tabii burada hani medyanın genel dönüşümü üzerine düşünmeden de bunlara bir cevap bulmak kolay doğru değil. Çünkü yani biz anlayamıyoruz dediğimiz insanlar biz şöyle insanlar. Şuna doğduk biz. Ben evet televizyon girdiği günü hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de ilk renkli yayını. Ya televizyonun ilk alındığı günü hatırlıyorum ve televizyon akşam 7'de açılırdı. Vallahi sen hatırlıyorsundur. 84 olimpiyatları renkli yayınlanmış. 82 Dünya Kupası. Dünya Kupası renkli Kupası Bizim arası... evde renkli televizyon vardı. Ben hiç unutmuyorum. O zaman 7-8 yaşındayım. Ee, uydudan geldiği için bütün yayınlar siyah beyaz. 82 Dünya Kupası'nın logosunu görmüştüm. Ben mavi bir ekranın üstünde portakal vardı bir tane. Evet. O renkleri görünce gözlerim yerinden fırlamıştı. Bir de o renk sonuna kadar açılır. <laughs> tabii tabii. tabii. <laughs> İyice bir renk. <laughs> Kontrastlı Şimdi şunu da hatırlıyorum. Şimdi gençler varsa izleyen onlara söylemek için. Ben Kasım ayında Mart'ta oynanacak Mönchengladbach Kızıl Yıldız maçını beklemeye başladığımı hatırlıyorum. Yani anladım <laughs> çeyrek finale kalmışlar. Şimdi bu kadar süre bir maç bekliyorsun ve yayınlanıp yayınlanmayacağı da belli değil. Yani şimdi bundan her gün ya bugün ne maçı var diye bizim meslekteki insanlar birbirlerine soruyorlar artık. Ve bazı sporlara bakamıyorsun bile. E şimdi buradan buraya geçtiğinde bunu tüketmek kolay olmuyor. Yani ve bu çok bahsettiğim sene 25-30 yıl içinde olup bitti bütün bunlar. Ve her gün daha da artıyor. Ve Florentina Perez'in de vesaire de kaçış yolu, buldukları kaçış yolu. Ya biz bu kadar ıvır zıvır maç yapacağımıza kompakt bir şey yaparız. Küçücük bir lig olur. Burada acayip paralar kazanırızın ne kadar doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Çünkü Euro Lig'de olmadı öyle bir şey mesela. Ama bu Euroleague'in dinamikleriyle daha doğrusu Euroleague'in seyirci... Euroleague genelde daha doğrusu basketbol seyirci kaybediyor. O zaman şunu soralım. Heh, kaybediyor yani kazanmadı. Şimdi ee, atıyorum yani bir Efes Aris maçı tansiyonunda ve heyecanında ve böyle hani hep beraber herkesin televizyona yapıştığı bir şeyi seyrediyor muyuz şu anda? Yok. Ben, yok şu anda öyle bir şey. Evet, yani belki playoff'ta Final Four'da oluyor hani. Ya yani şöyle ama... Ee... Rask denk gelirse. Basketbol spor olarak Avrupa'da çok kan kaybediyor. Bence bütün hepsi kaybediyor. Ee, hangileri kazanıyor diye sorarsan ritmini yükseltip bütün herkesi alabilenler. Yani Almanya bunu yapabiliyor. İt, İngiltere bunu yapabiliyor. Şimdi eskiden bizim mesela Anilka 27, 26 yaşında Türkiye'ye geldi. Yani. Daha yeni yani. Şurada 10 küsur sene oldu. Şu anda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü eskiden sadece 5 kulüp parasını verebiliyordu İngiltere'de. 6. kulüp olmaya taliptin. Şimdi 50. kulüpsün sen onu o parayı verebilecek. O yüzden orada bir zaten hani yukarıda kalanlar oldu ee, ve bu kalitede de çok yüksek maç oluyor. O yüzden bu buraya doğru gidiyor. Sorun var yani. Çözüm var mı bilmiyorum. <laughs> ee, geçtiğimiz hafta gündem yaratan demeçlerden biri de Gary Neville'ın oyuncuların penaltı kaçırdığı için özür dilemeleri utanç verici. Onları kim tweet, bu tweetleri attırıyorsa o kişileri kovmaları Özgün şekilde yaşamaları gerekiyor. Bu gibi iletişim uzmanları futbolcu, futbolculara sahip olmadıkları karakterler yaratmaya çalışıyor demiş. Valla birebir katılıyorum. Özellikle yani e, sosyal medyada bir şekilde özür diletmek zorunda bırakmak oyuncuyu Gereksiz ve e, gereksiz zaten olan baskıyı çok daha arttıran ve karakterini e, gerçekten başka bir karaktere sokan tuhaf bir durum bence yani. Bu sosyal medyanın kendine ait bir psikolojisi ve kendine ait bir davranış kalıpları var. Yani normalde olmayan şeyler burada olmak zorunda hissediliyor. Mesela birisi vefat etmiş ya da bir bir önemli gün o gün ve sen o gün o günle ilgili bir şey yazmıyorsun çünkü ya acını içinde yaşamak istiyorsun ya seninle ilgili değil tanımıyorsun uzakta birisinin vefat etmiş olması ya da sana dokunan birisi değil ve bu konuda bir şey yazmıyorsun. Bununla ilgili lince uğruyorsun. Sen bu konuda evet. ne yazmışsın diye. Ya da bugün ya şu günde de bir şey yaz. Şimdi bu, başlı başına bir saçmalık zaten. Artık <laughs> benim en çok zaten bu konuda anlamadığım şey sosyal medya profilini kişinin karakteri olarak algılıyorlar. Ya da kişinin kişiliği olarak algılıyorlar. Yani sen gerçek hayatta ne yapıyorsan sosyal medyaya bir şekilde yansıması lazım. Evet. İşte tebrik etmen, kınaman falan gibi gerek. Ben bazı şeyleri sosyal medyada yapmamayı ya da bazen yapmayı bazen yapmamayı da o kişiyle özdeşleştiremezsin sosyal medya profilini. Bunu yapan çok insan var ama biraz. Var sonra. evet. Ama onlar norm değil yani. Hayır. O işte bir, tabii. o bir sosyal medya hesabı, bir sosyal medya kişiliği değil, avatar değil yani. Yani her konu hakkında yazı yazan selebritilerimiz var. Selebrit dediğim için kızacaklar, ünlülerimiz var. Ee, ya ben onu düşündüm mesela bana da soruluyor. Abi niye atmıyorsun daha çok Twitter falan? Ya da niye atmıyorsun lan tweet'i? Abi de bir Ya Şunu fark ettim ben. Her konuda çok yüce fikirlerim olduğunu zannedecek yaşı geçtim galiba. <laughs> ben valla Twitter hesabımı %95 oranında NBA ile ilgili görüşlerim için kullanıyorum. Başka hemen benim hiçbir şey için kullanmıyorum. Yani kullanabilirsin de her konuda da olmaz ki. Yani günde <laughs> sabah kalktın ekmek kötü. Öğlen geldi trafikte problem var. Öğleden sonra Fenerbahçe'de ben kadar şey... kötü futbol oynuyor. Akşam. <laughs> ben işte bu yüzden... Sadece NBA için kullanacağım. Bu hesap işte Kaan Kuralı hesabı değil. Kaan Kuralı NBA hesabı ha, gibi yani. görüyorlar. O yüzden niye yazmadım ben demiyorlar bana. Eyvah. Şey. Dolayısıyla burada oyuncular da buna nasıl pozisyon alabileceklerini çok bilmiyorlar. Bu penaltı konusuna gel dönmek gerekirse. Ve tabii bu sosyal medya yöneticiliği diye de meslek oluştu. Ve onlar da sadece bir aracı olmak istemiyorlar. Damga vurmak istiyorlar. Abi bu iyi bir damga değil ama ya. Bence de. bunun sonu yok çünkü. E zaten uzmanlık nereden kaynaklanıyor ki bir de? Bir artı kesin haklısın. <laughs> abi sonu yok ki bunun. Hiç Penaltı yok. kaçırdığı için özür dilersin. Ertesi gün şey için idmana geç idmana katılmamış işte şey söylediğini Gabriel Jesus niye katılmadın? Bir anlat bakayım bize de kardeşim Tabii. Abi, derler. Yani bunun sonu yok ki abi. Penaltı kaçırmak özür dilenecek bir şey olsa. Ondan mi? sonra şey söylediğini Gabriel Jesus'a şey işte söyledi ne? Niye Falkland Savaş, Savaşı'nın zaferini kutlamadın? Yani Arjantinliler bozulmasın diye yapmadın falan diyecek ama. Zaten <laughs> aramızda yeterince bu adamlar. Ya ne Ne ya? ne Yani? Ne yani? Tabii. Ee, güzel zaten Güzel bu, bir şey. Zaten buraya e, sevgili Canberk yazarken de iletişim uzmanlarını tırnak içine aldı. <laughs> <Bu> Amerikan <laughs> türü tırnak macerası. İletişim uzmanları. Yani. Ee, geçtiğimiz hafta Stefan Kuntz'un Yardımcılar açıklandı. Hı -hı. Ve çok önemli iki e, e, isim. Doğru. Kenan Koçak ve Jan-Moris Lichte. E, bunların özellikleri Almanya'nın elit antrenörlük kursunu kendi önemleriyle birincilikle bitirmişler. Evet. 2011 Kenan Koçak'ı daha önce de getirmek istediler Türkiye'ye ama e, istememişti. Ya tabii antrenörlük kursunu birincilikle bitirmek çok değerli bir şey olsa da yani çok önemli bir e, referans, direkt olarak referans olarak kabul edilmese de e, çok değerli ve en azından Stefan Kuntz'un ve Ali Halil Antun topun bize şu ana kadar çok kısa e, şekilde de olsa ifade ettiği vizyonu tamamlayabilecek parçalar gibi gözüktüler. Doğru. Peki olabilir mi? Sen Alman kültüründe de belli oranda yakın ve bilen birisisin. Abi bu konuyu çok konuştuk ama biz yani prensip olarak aynı işte yabancı şey gibi 2015'te yapılan e, kağıt üzerindeki uygulama e, şeyle prensiplerle uygulama ha. ama prensip açısından iyi başladığımızı, doğru başladığımızı söylüyoruz. Böyle gitmeyeceğini de biliyoruz ama yani. Hmm. Hani, maalesef ki. Yani Alman, Alman kafa yapısıyla Türk kafa yapısı birbirine çok uymasa da e, birbirini tanıyan iki kültür. Yani 50 yıldır iç içe geçmiş bir kültür. Hele i̇ki... takım için biraz daha geçerli bu. Doğru. Şey. Yani tanırız birbirimizi. Yani. Onlar bizim nasıl davrandığımızı, biz onların nasıl davrandığını biliriz. Dolayısıyla bir şok olmayacak kimse. Şok olmayacak. Hollandalılarla mesela bunu daha çok yaşıyoruz biz. Şok iyi oluyoruz karşılıklı. Ki orada da bayağı Türk var aslında. Bayağı var esasında. Ee, bu, bu, burada öyle bir durum var ama bu tabii yani bu iki ismin akademik olarak çok üst düzey iki insan olması bir taraftan endişe verici. Yani çünkü biz, Alman kafa yapısı bize uyar ama Alman akademik kafa yapısı bize uyar mı bilmiyorum. Fazla disiplinli kalabilir. Evet biraz fazla e, köşeli kalabilir. Doğru doğru daha iyi ifade. Biraz doğru. fazla köşeli daha kalabilir. Iyi Bunu yumuşatacak bir yöntem lazım. Çünkü Hamit de köşeli bir adam. Hı hı. Ben şaşırdım mesela bu kadar uzun süre nasıl kaldı bu federasyonun içinde diye. Muhtemelen 8-10 defa istifa vermiştir. Herhalde çok büyük vaatler ve garantiler verildi. Muhtemelen. Ama o vaatler ve garantilerin ne kadar kısa ömürlü olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Evet şimdi bu iş... E, 3 haftalık, 5 haftalık, 7 haftalık bir şey değil. Yok. Bak Şenol Hoca ile iş nerede koptu biliyor musun? Benim açımdan, kendi açımdan söylüyorum. Hocam dedim, bu ben basit olmasa sorum. Bu sorun neden kaynaklandı? Bununla ilgili bir tespitiniz var mı? Bunun tekrarlanmayacağını bize nasıl garanti ediyorsunuz? Hoca onun sadece bir tesadüf olduğunu düşünüyordu. Tıpkı Işıktaş'ın 12 sakatı gibi. Bu tesadüf olabilir. Ama tesadüf olduğunu deneyle, araştırmayla ortaya çıkarman lazım. Bu tesadüf deyip kenara atarsan olmaz. Bu adamlar bizim bize tekrar ediyorum biraz fazla köşeli kalabilir. Bu adamları iyi dinlemek, etrafına da bu adamları anlayacak adamlar koymak lazım. Ama başta Türk teknik direktörler ve antrenörler camiası olmak üzere. Yangının çok çabuk çıkacağını ve körüklendirileceğini düşünüyorum. Burada bu, bunu, bunu söndürebilecek ve buna bir set çekebilecek bir federasyonumuz olduğunu da düşünmüyorum. Dolayısıyla ben karamsarım. Ee, keşke ben de daha iyimser olsam ee, yani bir kere her şey bir tarafa ee, daha önce de konuşmuştuk. Şu anda çok akut bir problem var yani Dünya Kupası gruplarının içinde hala iddialı bir konumda olduğumuz için alınacak her sonuç ciddi e, önem arz ediyor ağırlık arz ediyor. Ve böyle uzun vadeli bir planın bu kadar kısa vadeli... E, Eşiklerde çok takılma ihtimali yüksek. Buradaki zaten oluşacak yangını çok daha arttırabilecek faktörler bunlar. Umuyorum yanılıyoruzdur. Umu, hep umuyoruz abi. Ee, bu hafta NBA'de hazırlık kampları başladı. Ve ee, medya günleri oldu. Ee, yani daha sezon başlamadı gerçi ama e, sezonun başında domine eden konu COVID. Geçen, yani geçtiğimiz iki sezon tüm dünyada olduğu gibi her alanda olduğu gibi sadece spor değil. COVID gölgesinde geçmişti ama bu sezonun en azından... Bundan sıyrılacağını düşünüyorduk ama e, özellikle NBA özelinde çok ciddi bir COVID e, krizi oluştu. O, şu sebeple e, NBA'de şu ana kadar e, 400 küsür oyuncunun tam aşılı olduğu açıklandı. Ama yaklaşık 40 tane oyuncu aşı yaptırmadı henüz. Yani. Ve açıkçası e, NBA'nin ilk bu medya gününde sezon açılışında en çok konu buydu. Ve aşı yaptırmayan ve aşı karşıtı olan birkaç oyuncunun duruşları ve duruşlarından öte maçlarda oynayıp oynayamayacaklar. Yani onların hani kişisel tercihlerinin doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Yani son derece yanlış olduğunu düşünsem de ben. O sağlıkla ilgili bir konu. Fakat adamların işi olan ve bu işte NBA hazırlık kampı da maçlarla ilgili konuşuyorsun. Yani sporda ne olacak? Spor direkt etkileyen bir faktör. Bu oyuncuların özellikle bir... E, dört tanesinin çok kritik isimler olması takımları açısından biraz daha iş çok büyük. Biri Kyrie Irving. Kyrie, Kyrie... Işin merkezinde de o var. Değil mi? İşin merkezinde o var. Direkt aşı karşıtı zaten aşı karşıtı açıklamalar da yapıyor. Bir Bradley Beal, geçen sene sayı kralındaki ikinci Washington önemli Biri Andrew Wiggins, bir de Jonathan Isaac. Jonathan Isaac'i biraz ayırmak istiyorum. Jonathan Isaac çünkü çok aşırı e, dindar, kendisi papaz olan bir isim. Papaz ya adam zaten. Ve dini sebeplerle bunu buna karşı çıkıyor. O yüzden bir aşı karşıtı var. Onun durumu biraz farklı. Yani o çok e, inançları gereği buna yaklaşıyor. Ve muhtemelen ayrıcalık alacak o zaten. Çünkü Amerika'da bir eyalet eyalet Covid protokolleri değiştiyor. Kaliforniya ve New York'ta ki Kaliforniya'da dört şeyde ee, New York'ta iki takım var. NBA'deki 30 takımın altı tanesi buralarda. E, tam aşılı olmayanların bütün müsabakalara katılmasına izin vermiyorlar. Buralarda oynayamayacak oyuncular. Ki Kyrie, New York oyuncusu ilk sağlı başlarında hiçbirini oynayamayacak demektir bu yani. Andrew Wiggins Golden State maçı oyuncusu olduğu için iç saha maçtan hiçbir oyuncu Kaliforniya'daki diğer maçlarını sezonun 4 4'te 3'ünü kaçıracak. Hatta şeye sordular. NBA'deki kurallar gereği oyuncuların maaşları maçlara bağlı. Yani sen 10 milyon dolar 82 milyon dolar para alıyorsun diyelim. 82 maç var ya. Bir maç kaçırsan 1 milyon dolarını alamıyorsun. Ya yani maç başı para alıyorlar aslında teknik olarak. Ya yani o, o maça hazır olması mı gerekiyor. O maça çıkması mı gerekiyor? Çıkması gerekmiyor evet. abi. O maçta oynayabilecek statüde Durumda olması, olması gerekiyor. Var. Yani cezalıysan cezıyor. Direkt kesiliyor o para. Yani mesela diyor NBA 3 maç ceza verdi diyorsun ya. Orada belli olmuyor ama yaklaşık 5-6 milyon dolar da para cezası eklenmiş evet. oluyor onun sonunda. Şimdi böyle Andrew Hogan'a sordular. Ya senin kontratın 30 küsür milyon dolar. Yani 15-16 milyon dolar para kaybedeceksin. O benim sorum size ne dedi yani mesela. Evet. Bu, burada kritik konu, en fazla konuşulan kritik konuda bu oyuncuların oynayıp oynayamayacak. Kyrie Irving'e sordukları zaman lütfen benim e, kişisel şeylerime yani benim e, özel hayatıma müdahale etmeyin dedi. Abiciğim burada özel hayat diye bir durum yok ki. Bu, yani sen özel hayatında aşısı olmayı tercih edebilirsin. O senin ailenle, çevrenle alakalı. Senin maçta oynayıp oynayamayacağını soruyor adamlar. Maçta oynayamayacaksın bu duruma göre. Ve NBA bütün hakemlerine, bütün çalışanlarına, bütün kulüp çalışanlarına aşılı olmayı mecbur tuttu. Oyunculara tutmadı. Tutamadı daha doğrusu. Çünkü Adam Silver da de açıkladı. Dedi ki, ya biz bunu oturduk konuştuk. NBA Oyuncular Birliği, Oyuncular Sendikası direkt kabul etmedi bunu dedi. Sendika kabul etmedi zaman yapamıyorsun sendikada her ne kadar çok mantıklı olmasa bile bütün oyuncuların haklarını korumak zorunda olduğu için burada belli bir duruş sergilemek zorunda kaldı. Sendikanın başkan yardımcısı da Kyrie Irving bu arada. Öyle bir durum da var yani. Hani orada sesi de çok yüksek. Şimdi böyle bir ikilem oluşmuş durumda. Ve birkaç tane ismini vermek istemeyen işte asistan koç birkaç kişi de bu konuda çok ciddi şikayet ediyorlar. İşte 60, 70, 80 yaşlarında asistan koçlar var. Onların aileleri var. Yani bizi nasıl riske edersin? Belli oyuncular da çok rahatsız. Şu anda NBA'deki en, en büyük tartışma konusu bu. İlginç bir konu bu. Hakikaten ilginç. Ben aşı konusunda her şeyde olduğu gibi şüphe... Her şey her konuda insan her konuda şüphe duymalı ya zaten yani. Hiçbir şey... Ama bu kadar emin olmayı anlayamıyorum. Şüphe duymayı anlıyorum. Olabilir. Her konuda. Yani aspirin içerken bile şüphe duyabilirsin. Su içerken de şüphe duyabilirsin. Acaba o zararlı mı? Acaba çünkü... Zaman zaman bu hatalar yapıldı. Yani çok net biliyoruz ki bir dönem yumurta yedirmedi tıp insanlara. <gülüyor> <gülüyor> yumurta biliyorsun iki kere şey yapıp iki kere ceza iki kere aklandı daha sonra. Zeytin ya tukakı edildikten sonra aa meğersem çok iyi bir şey döndü iş. Yarın ne olur bilmiyorum yani. Dolayısıyla aşı konusunda da diğer yani her şeyde olduğu gibi şüphe duyulabilir. Ancak bu kadar emin olmayı anlayamıyorum. Bu bizim Aziz Sancar'a diyorlar ya DNA'mızı değiştiriyor diye. Ya adam Nobel aldı. <laughs> DNA konusunda. <laughs> i̇yi bak hoca diyorlar. <laughs> Sen iyi oku vardı ya şey evet. seyrettin mi onu gibi eksende gibi seyrettin mi Feyyaz'ın? Ha, yok sen değil. onları iyi bir oku falan böyle <laughs> <diyor. gülüyor> bir, bir, bir <gülüyor> anlatıyor. <gülüyor> bir yani ben kalıyorsun. onu söyleyeceğim artık diyor. İyi oku sen bir oku diyor. <laughs> ya şey mesela Lebron falan da çok şüpheliydi. Şüpheci yaklaşıyordu ama işte o da mesela ikna olduğunu söyledi. Abi ikna olmaya da bilirsin yani evet. şüpheci olabilirsin ama o kadar eminler ki. Kayrı o konuda. Tamam diyor. çözemiyorum onu çözemiyorum. Aynı şey çünkü yani tam tersiyle aynı. Bu arada Bradley Beal'ın, yani ben oyuncu olarak çok severim de, bir açıklaması var. Yani abi sen nasıl bir adamsın dedirtti. Yani şey diyor, ee ne oldu aşılı olanlar da koyu doluyor görüyoruz dedi yani. Abi aşı onu mu söylüyor sana? Yok. hiç. Çok, anlatamıyorsun. Çok, evet onu anlatmak çok mümkün değil. Ve yani eminim onlarca kişi anlatmıştır. Yani gidip orada Bradley Beal'e abicim böyle böyle sonuçları bu. Başında işte, zaten Ya, Eminim Bradley bile anlatan 50 kişi olmuş yani 50 kişi, 100 kişi olmuştur. Washington'daki yöneticileri falan da anlatmıştır. Hala aynı şeyi tekrarlıyor abi. Çok kolay ya bu kadar şey olmak, e, bu konularda imanlı olmak kolay da o yüzden. Hmm. <laughs> NBA e, kamplarını açarken Euroleague'de sezon açılıyor bu hafta. Evet. E, sezona Efes bir kere daha çok iddialı gelecek. Büyük gibi. bir maçla başlıyor değil mi? Evet, Ersen çok mi? büyük maçla başlıyor. Haftanın maçı o zaten, Real Madrid deplasmanında e, Efes. Efes son iki sezonun en iyi takımı. Maalesef önceki sezon Covid nedeniyle yarıda kaldığında da domine ediyordu. Geçen sezonda şampiyonu. Bu sezonda çok büyük özverilerle... Nasıl kadro? Ben çok takip edemedim. Hemen hemen aynı kadroyu aynı. korudular ki Valis, Vasilya Mitzis'i tutmak için hani NBA ile Oklahoma ile yarışa girip çok ciddi bir para vererek tuttular. Zaten şampiyon kadro %95 oranında korunmuş. Banko Ondan... gidecek deniyor değil mi Yani. Tabii canım. Abi şu, şu anda mesela sen diyorsun ya işte Türkiye Ligi artık İngiltere ile yarışamıyor parası olarak. Ya Avrupa'da NBA ile yarışamıyor abi. NBA'de yani ben şöyle bir... <laughs> abi onu okuduğum günden beri benim fikrim çok değişti. Bogdan Bogdan Fenerbahçe'de oynarken Sacramento'da yayın hakları, şey yayın hakları nereden çıktı? Ee, NBA hakları. Şöyle bir yazı çıkmıştı Sacramento gazetesinde. Bogdan Bogdanovic'in de ne kadar verim vereceğini bilmiyoruz. Onlar Avrupa'yı çok takip etmek biraz küçümserler. Bilmiyoruz ama 3 yıl 30 milyon dolar gibi ufak bir kontrat vererek <laughs> ıı, en azından deneyebiliriz. Adamların deneme için ufak diye bahsettiği kontrat. Tüm, bütçeler ya yani. Anlatma çalıştın mı? <laughs> takım bütçesi. Tabii tabii neredeyse. Ya. Tabii ki Fenerbahçe'nin bütçesi daha fazla da. Yani ama çok, çok da değil canım. Çok yani. da değil yani takım bütçesi. Biraz fazla. Yürürlükte 10 dolar takım bütçeli takımlar Doğru. var ya. Neyse. Ee, o yüzden yarışamazsın normalde. Biraz da Oklahoma City herhalde bir sene daha oynasın diye bıraktı. Yoksa Oklahoma City istese alır yani. yani. Atıyorum yıllık 10 milyon dolar verir alır. Ne olacak yani. Ee, ama hani o parayı en azından Oklomasit'in hedefleri şu anda çok daha mütevazı olduğu için çok öngörmediler ama Efes de büyük özveriyle tuttu. Ee, o iki senedir ligi domine eden kadro çok büyük oranda kalmış durumda. Bir de Sertaç'ı kaybettiler ki belki de bence önemli bir kayıp. Ee, Sertaç çünkü çok önemli bir mesafe kaybetmişti ve en büyük rakiplerine gitti. Yani Barcelona, Barcelona en büyük rakibi. Ee, Sertaç'a her zaman olduğu gibi başarılar dileyelim ama... Evet, onu da Eves... keyifle takip edeceğiz. Üçüncü e, takımımız da Barcelona. De. Ee, olan şüpheliler gene aynı. Yani geçen seneki Final Four takımları işte Real Madrid, Barcelona, e, Milano, Efes iddialı. Efes ile Barcelona en iddialı takımlar. Tabii Fenerbahçe Beko'nun durumu çok ilginç. Geçen sene çok ciddi bir değişim sezonuydu. Ee, ve o değişim sezonundaki yani Obradovic'in gittiği her yerde bir vakum olur. Yani hmm. o kadar değerli bir... Yani Ferguson'da ayrıldığı zaman nasıl bir vakum olur? Yerine... Tillahını Çok tahmin edilebilir getirir. bir şeydi. Abi tillahını getirsen dünyanın en iyi antrenörü Taklit Taklit edilebilir olur. bir şeydi. Aynen. Artı Kokoşko'nun stili bir de olduğundan çok farklı. Şimdi ne olacak? Da, gene mi değişiyor? Abi o kadar yani bu kadar büyük talihsizlik demeyeceğim buna. Yani Kokoşko çok ihanet etti ya. Geçen sene çok zor şartlar altında çok iyi iş çıkarmıştı. Bu sene kadro büyük oranda onun oynamak istediği stile yakın bir kadro kuruldu. Çok iyi kadro kuruldu. Belki en üst düzey oyuncular değil ama en uygun ve en üstün bir altı çok iyi oyuncular. Başta Pierre Hanry olmak üzere. Fakat Djordjevic de hiç öyle bir koç değil. Bence Hucovic koçolar çok beğenenlerden biri. Geçiş gene? Abi Koç koş şey yaptı. Yani NBA'de bir Gidiyorum şans bulacak. NBA o da NBA'ye kaptırdılar yani. Dallas'ta şey, yardımcı e, koç yani olacaktı. Daha ona yakın bir hoca bulmak? Abi sezonun o döneminde o kadar çok zor ki artık değil. Yani de ben koçlar çok beğenmiyorum. Nasıl tanımlarsın Georgevici? Biraz daha abi, şey mi? Ee, doğaçlama giden bir. O, o Biraz koç. doğaçlama yani klasik Sırp koç öğretileri var daha hmm. metodik var ama hızlı oynamayı. Daha doğrusu çabuk karar vermeyi seviyor kendi oyunculuğundan gelme. Fakat bu sırada çok şey deniyor abi. Hmm. Çok şey denediği zaman da hem metodik hem deneysel olamıyorsun abi. Bu ikisi bir araya gelmez. Ben koç olarak da çok beğenmem. Şimdi en kötü tarafı Pierre Yahanli'nin yüksek tempoda çabuk karar veren bir koç olmasına yanlış karar verdiği zaman dayanamıyor. Ve muhtemelen bir guard getirecekler. Pierre Han ile yüksek tempo oynamaya çalışacak takım biraz Dekolo ile daha düşük tempoya dönecek gibi gözüküyor. Bu da takım içinde bir ikilem yaratacak. İkilem yaratacak. Yani Kokoşko'nun kurmak istediği tempolu ve oyuncu özgürlüğüne dayalı oyun değişirse kadronun da değişmesi lazım evet. abi. Yine geçen seneki durum olacak. Kadro ile koçun frensleri uymuyor yani. Kaldı ki ben Giorgiovic'i çok koç olarak da beğenmem ayrı konu. Umuyorum yanılıyorsundur. Umarım çok bakalım. umuyorum. Bütün haberleri umuyorumla bitiriyoruz. Şu ana, şu ana kadar savunma konusunda hiç fena değil ama hücum konusunda çok sorunlu gözüktü Fenerbahçe. Yani biraz benim tahmin ettiğim gibi ama sezon içinde belli dengeler oturduktan sonra bakmak lazım. Ben sadece Pierre Henry'nin Djokovic'e hiç uyum sağlayamayacağını düşünüyorum. Beni en çok rahatsız üzen de o. Çünkü Pierre Henry hakikaten değerli oyuncu. Onun istediği gibi oynarsa takım ama. Hı, -hı. İlk geldiğinde hatırlıyorum abi Tofaş'ta neydi? Tofaş'a geldim. Bu arada e, Tofaş'a gelip daha sonra kariyerlerinde büyük sıçrama yapan, illa Tofaş'la olması gerekmiyor ama Tofaş'la başlayan çok oyuncu var. Pierre Yahan böyle, Vasilyemiz işte, hiç öyle. E, haftanın krallarına geçelim efendim. E, bu haftanın krallarından biri... abi Bizi utandırdı. Bu, bu Hakikaten <laughs> utandırdı. Beni çok utandırdı. <laughs> Yok ya ben de neler söyledim. <laughs> Arteta, e, Tottenham'ı ki... Arsenal için hani 6 puanlık maçtır o her zaman, en büyük rakibi. 3 1 yenerken, Arsenal de çok iyi gözüktü yani sadece... Ama Tottenham'da zaman... da çok kötü gözüktü. Doğru. Jamie Carragher'ın galiba şeyi var, bir tane yorumu var. Yani şey, Tottenham orta sahası için. Doğru. Şeyde, şey diyor, e, aydan daha fazla boş alan var burada. <laughs> orta sahi... Arsenal çok hızlı geçti, Tottenham da çok hızlı geçmesine evet, izin verdi yani. Bir, da belli. Bir kusursuz fırtına oldu orada. Abi iki pasla ceza sahasının kalenin içine kadar girdik ama yerden hızlı oynayan Arsenal'i görmeyi özlemişim. Şey çok ilginç. Tottenham biliyorsun 3 3 ile 9 puanla başlamış. Evet. Arsenal 3 0 ile başlamış. Şimdi 2'te 9 Her puan. Dönüş, evet. ee, ama Arteta bu hafta Arsenal'le hem iyi futbol oynayıp hem de kazanmayı başardı. Tebrik edelim. Ee, bir başka... Adam sezon önem... sonunda utanacak mıyız? Yok Arsenal'in ben ilk 6'ya girme, yani ilk ya girme ihtimali yok görüyorum zaten şampiyon olur demedim canım ben de, ya dört i̇şte falan olur mu acaba diye. Ben onu da görmüyorum. Yok işte. o da zor tabi. E, haftanın bir başka kralı, bir başka teknik Sarri. direktör, bir başka derbi galibiyeti Lazio ile Roma derbisini 3-2 kazanmayı başardı Maurizio Sarri. E, bu da benim beklentimin dışında gelişen bir maç oldu. E, ben daha az skorlu bir oyun bekliyordum. E, ama oyun öyle akmadı. Güzel maç oldu yani benim beklediğimin ötesinde daha böyle bir hani özellikle Galatasaray karşısında lazım daha da dikkatli izledikten sonra maç kitlenir bir şekilde diye düşünmüştüm öyle olmadı teşekkür etmek lazım seyirci de iyiydi tribünler de iyiydi kötü bir stat o. sevmiyorum ben o stadı ama yani birkaç defa maç seyrettim o, o yansıtmıyor işi yansıtmıyor o çok daha yüksek bir şey olabilir yani illa yeni Juventus'un stadı gibi olması gerekmiyor. Ama tribünlerin daha yakın olması Birazcık daha yakın olsa çünkü çok büyük kalabalık toplanıyor. Çok hakikaten şey yani eski dünyanın stadı. Ee, bu takımları etkiliyor, sat. Sen Lewis Hamilton'a heyecanlandın gene hafta sonu. Ya Şahane yarış oldu ya ben çok izleyemedim. Şahane bir yarış oldu ya. Ya bir kere e, yağışın... 84 tane maç izlemek gerekiyor. Baştan sona değil ama belli bir noktasında yağışın etkili diğer yarış güzel oluyor Formula 1'de. Çünkü inanılmaz değişkenler var. Ee, bu da yarışın damga vurduğu, hem e, sıralama turlarına daha sonra da şeye damga vurduğu, yarışa damga vurduğu bir yarış oldu. Lewis Hamilton yüzüncü zaferini kazandı ama tabii maçın e, maçın nereden çıktı? Yarışın en dramatik hikayesi, e, Lando Norris harika bir hafta sonu geçiren Paul bir başka davranıyor. İngiliz, pom, pom, Paul Ponsiona'nın zaferine gidiyordu. Lewis Hamilton yüzüncü zaferine gidiyordu. Ee, yarışın sonuna kadar öndeydi. Gerçi Hamilton arayı kapatmış ve yani geçme noktasına gelmişti ama beş tur kala yağmur başladı. Yağmur başladıktan sonra yağmur hızlı mı, hızlanacak mı, 5 tur idare eder misin? Çünkü içeri girip çıkmak 25 saniye, 30 saniye yakın bir süre kaybediyorsun. Bu süreyi o 5 turda çıkarır mısın, çıkaramaz mısın tartışmada olurken herkes sırayla pite girmeye başladı. London Orsay'a içeri gel dediler, hayır kalacağım dedi. Şimdi burada pek çok kişi eleştiriliyor. Yani kardeşim sana pite gel demişler artık. Hani niye gelmiyorsun falan diye. Fakat orada bir kere pite gelmesini zorunlu tutsalar öyle söylerler. Yani kesinlikle gelmen lazım. Hmm. Orada biraz pilota inisiyatif tanıyacak. en iyi bilen pilot. Tabii. Yani idare edip edemeyeceğini o farkında oluyor ne kadar kalacağım. Yağmurun şiddetini şiddetin şiddet, şiddet ne bilemez ama onun da kusursuz bir bilim olmadığını biliyoruz. Ama özellikle Hamilton Hamilton'ın hemen arkasındayken girdi. Hamilton'la birlikte girse çok daha iyi bir tercih olurdu. Çünkü zaten öndeydi. Eğer pit stop'ta zaman kaybetmezse zaten önde çıkacaktı. çıkacaktı. Ama olmayınca ne oldu? İşte pistten fırladı maalesef dereceye giremedi. Büyük ayak kırık uğradı? Ve maç, e, yarıştan sonra çok güzel bir tweet ha, almış. Işte küçük küçük Emrah tarzı bir tweet. <laughs> <ayet. gülüyor> Kalbim kırık diye. Ama şey çok güzel tabii. Mercedes takımı da yani yarış kazanmış sonra. Senin de zamanın gelecek diye bir evet, teselli mesaj almış. Artık onu da alırsınız gibi şeyler yorumlarda. Geldi ee, tabii yarışın en önemli birincilik mücadelesi çok önemli olsa da Max Verstappen'in son sıradan gelip ikinci bitirmesi de pilotlar sıralamasındaki yarışı daha da heyecanlandırdı. Yani son sıradan başlamıştı motoru değiştiği için. O eğer puan alamasaydı, Lübzü Hamilton farkı açacaktı. Şu anda fark sadece iki e, puan. İstanbul'daki yarışta çok eğlenceli olacak. İki puan farkla devam ediyorlar. Bir başka haftanın kılıfı, Julian Alaphilippe, Flanders 2021 Dünya Şampiyonu erkek Yol Bisikleti Mücadelesi'ni kazandı. Geçen senede ilk sırada yer almıştı. Alaphilippe için e, harika bir dönem geçiyor. İki sene üst üste Dünya e, Yol Bisikleti Şampiyonu oldu Alaphilippe. E, Ala Filip'i tebrik edelim ama benim geçen haftada en dikkatimi çeken <laughs> başarı mı dersin, manyaklık mı dersin, <laughs> evde denemeyin demektir. 5 der. çarpı Ironman mı? Robert Karas'ın e, yani ben buna inanamıyorum. 5 çarpı Ironman dünya rekorunu kırmış. Bir kere 5 çarpı Ironman'ı yapan <laughs> insan yani kaç tanedir merak ediyorum. yani O rekorun e, kaç kere vardır o derece? Neden sorusunda sormak gerekmiyor mu sadece? Aynen <laughs> 19 kilometre yüzme, 900 kilometre bisiklet ve 211 kilometre koşu tamamlamış ve parkuru 67 saat 58 dakika yani neredeyse 68 saatte tamamlamış ve dünya rekorunu kırmış ama abi 211 kilometre koşu başlı başına bir manyaklık. 900 kilometre bisiklet insanlık dışı. Peki yani, sonunda söyledi. E sonunda söyledi cehennem gibiydi hiçbir şey. Benzemez <laughs> tabii de be abi. Ya ne bekliyordun? <laughs> bu arada Iron Man dediğin şey triatlonun daha zor versiyonu. Evet. Bunu beş kere yapıyorsun abi. Bir de biliyorsun. 7 saat. Yani beş kere yaptığın zaman yani ayda birer tane 5 ay yapabilirsin. Arka arka yapmanın nasıl geometrik olarak bir direnç istediğini Tabii düşünebiliyor musun? Tabii ya? ki öyle. Yani direncim falan ötesinde bir durum. Çok acayip bir şey ya. Çünkü maraton koşanlar söyler hep bir duvara çarpma durumu var ya hani bir, bir artık nefes kalmıyor ve bir, bir duvara çarpıyorsun geçiyorsun onu ve başka bir boyuta geçiyorsun ondan sonra. Transa geçiyorsun. Yani. Evet. E, bunda ne oluyor acaba? da uçurumdan falan düşüyorsun herhalde yani. yere çıkıyorsun. Herhalde öyle. Abi 19 kilometre yüzmek nedir ya? Çok Yani olacak iş değil. Yani hani hangi birine ne diyeyim ki? Abi şöyle... <laughs> 211 kilometre koşmak <laughs> nedir ya? Yani? Ben abi 19 kilometre yüzmeye daha çok... Hipotermi nereye ölürsün abi o kadar 19 kilometre yüzerken? <laughs> King of Cheers hesabına bize yönlendirdiğiniz e, sorulara yanıt vermeye çalışalım. Bedirhan Aslan sormuş. Kamuoyu baskısı yani işte medya, taraftar, lobi vesaire başarı üzerine ne kadar etkilidir? Olumlu olumsuz her sporcuda ve onun yönetiş tarzıyla değişerek etkiliyor tabii. Kulüplerde de. E, kulüplerde de öyle tabii. Ne kadar değer, buna ne kadar kulaklarını tıkayabiliyorsun ya da bunu nasıl bu senin yelkenlerini nasıl dolduruyor? Bu arada hangi ülkede demek belki de Yani öyle. hangi ülkede olduğu da önemli ama yani ölçeği değişiyor. Değişiyor. Bir de hani aynı saçma eleştiriler, baskılar her yerde de olabiliyor. E, Bizdeki farklı olan e, Geline yolun açıklamasını şimdi tabi Tabii. Ya yani bizde aynı şimdi mesela şey var. En son Klopp'la Roy Keane'in atışması var hmm. canlı yayında. E şimdi hani sadece bizde oluyor zannediyoruz başta. Hayır her yerde. Oluyor. Bizde farklı olan şu. Bizde en kötüsü ciddiye alınıyor. Maalesef. Yani teknik tarafta Şenol Hoca çıkıyor ve işte küfür ediyorlar bilmem ne yapıyorlar. Ya bırak o küfür edenleri. Sen değerli toplu eleştirenlerle muhatap ol ki insanlar da senin onları muhatap aldığını görsün. Bu sadece Şenol Hoca için en son örnek olduğu için söylüyorum. Aykut Hoca için de geçerli, bu Ersun Hoca için de, Fatih Hoca da hepsi için geçerli. Bu yani kamuoyu hangisini ciddiye alıyor? Hangisi gerçek bir baskı ve e, bununla hakikaten değer, değerli de bir şey bir taraftan? Hangisi çöp? Bunu ayırmak önemli olan. Abi eleştireyim marjinalize etmek her zaman Lan, e, eleştirilen zaman var, tarafı... bir cümlede. <laughs> eleştirilen işin çok olumludur. Bunu siyasette çok fazla görüyoruz ee, zaten. Evet. Ee, değişik ölçeklerde kesinlikle etkili. Ee, bundan daha fazla etkilenen ülkeler var, daha fazla etkilenen takımlar, oyuncular var. Ama özellikle sosyal medyanın artmasıyla e, bu medyanın değişik bir şekilde arttığını da gördük. Bir de Ama... tabii bizde e, spor serbest alan olduğu için. Hı hı. E, orada baskı Diğer taraflardan çok daha yüksek oluyor. Evet. Çünkü insanlar burayla ilgili daha çok eleştiri yapıyorlar. Çünkü burası serbest. Burada yapabiliyorsun istediğin eleştiri. Hı hı. Ve işte diğer hayatın diğer alanlarındaki trafikleri vs. her alanındaki her eleştiri türlü, buraya oraya kanalize, kanalize ediyorlar. Ediyorsun. Bu arada Amerika ki hani sporun çok daha eğlence gibi görüldüğü, rekabetçiliğin biraz daha ikinci planda olduğu, bir ortamda bile lobicilik, medya taraflar baskısı gayet var. Mesela Lakers'ın her zaman daha güçlü olduğunu, falan, daha etkili olduğunu belli açılar. Ben biliyorsun daha düşük ölçekte Avrupa'ya oranla Türkiye'ye oranla daha düşük ölçekte. Ama her yerde var kesinlikle. Var. Uğur sormuş. Ülkenin spor gündeminde en son neye yok artık bu kadar da olmaz dediniz? Cevabını ister misin? Ben en çok yani bunun için 50 tane yuh diyeceğimiz yok var mı? Ben en son Vuşu Federasyonu'nda olanlara bayağı yuh artık bu kadar olmaz dedim ya. Burası başka bir dünya zaten. Evet. Yani, ne oldu, yani, bitti belli Yani işte tu turnuvaya götürülenler, oradaki yönetim kademesi var en son o bana yuh artık dedi. Benim açımdan şu 10 senedir falan demiyorum bunu. Bu daha kötü. Bu daha dramatik ya. Evet. Bu da hani senin normal çizgin değişmiş ki Tabii. bu, bu çok çok daha kötü yani hatta. Çok hepsi her şey olabilir geliyor ki o çok acıklı olan esasında. Maalesef öyle. Memdosa sormuş. Tarihte yer etmiş bir spor karşılaşmasından sonra basın toplantısına katılıyorsunuz. Hangi antrenöre, hangi maçtan sonra hangi soruyu sorardınız? Sen söyle. Bilemedim şimdi. Buradan. Ee, ya ben hep şey, çok takıntılı olduğum için belki de bu Scott Brooks bir zamanlar Oklahoma City çok iyiyken onun antrenörüydü. Ve kendi Perkins ile kendi çok hareketli olmayan pilotuyla rakip oyun kurucuya baskı yaptırmaya çalışıyordu. Ama maçtan sonra hocam ne düşün yani ...hangi sebeple bunu yapıyordunuz demeyi çok istiyordum ona yani zamanında. Hani çok spesifik bir maç olarak söylemiyorum ama... E, ...onu çok seviyorum. Bir de e, şeyin... ...Rick Edelman'ın 92 finallerindeki ikinci maçtan önce... ...Michael Jordan'ın şutundan korkmuyoruz demesi vardı. <laughs> Altı üçlük ondan sonra... ...hocam... <laughs> <Kod> bir <laughs> bu de, korku geldi yani, mi? Yani, sizce Michael Jordan'la ilgili demeç vermek iyi bir fikir olmadığına... ...kanıt getirdiniz mi falan demek isterdim ama en çok şey... E, ...Scott Brooks'a hocam niye demeyi çok isterdim... Yani. Gerçi bunun cevabını verdi ama 99'da Bayern Münih'e 2-1 yendikleri maçtan sonra Alex Sorgus'a yani 89. dakikada hakikaten bu maçı hala alabileceğini düşünüyor muydun diye sorabilirim. Ama gerçi verdi cevabını. Yani onun için de mucize olmuştu. Bu arada artık. güzel sorulardan biri ve cevaplarından biri. Bunu bir iki kere örneğini vermiştim ama. E, Dean Smith efsane basketbol koçu. 83 ya da 4 olması lazım. İlk kolej şampiyonluğunu kazandığı zaman çok saygı duyulan bir koç ama hiç şampiyonluğu yok. Şey diye soruyorlar. İşte artık kendinizi hani elit koçlar arasında görüyor musunuz? Yani e, ürüştüğünüzü ispat ettiğinizi düşünüyor musunuz diyorlar. Dean Smith'in verdiği cevap çok güzel. Ben iki saat önce olduğumdan daha iyi bir koç değilim şu anda diyor. He İvkoviç'in de buna benzer bir şey var. Var mı? Evet. Evet. sonra. Tanyoli sormuş. Elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Otomobil tutkunuz var mı? Ee, hiçbir şey düşünmüyorum. Bir tek ben şunu düşünüyorum. Şimdi bu elektrikli otomobiller hakikaten cehaletimden soruyorum biliyorsan sen söyle. Ben biraz biliyorum Şimdi <laughs> fazla değil. Şimdi bu doğa dostu ya, hı hı. ya abi bu elektriği biz güneşten mi çekiyoruz bir yerde üretilmiyor mu? Tabii ki üretiliyor ama yani şöyle. Yani çoklukta da kömür santrallerinde üretilmiyor mu ne farkı var yani? E, farkı şu e, birin yani enerji tüketimi ve e, atıkların Karbon çok daha fazla. Hı. Çok daha fazla onları çok daha azaltacak. E, bir de uzun yola nasıl çıkıyorlar onu merak ediyorum. Abi şu anda zaten tek problem o yani pil konusu çözüldüğü zaman zaten dünyada içten yanmalı otomobiller sadece hani koleksiyon amaçlı kullanılacak diye düşünüyorum. Ben hani çok otomobil tutkum yok ama elektrikli otomobillerin avantajlarını, enerjiyi de derimini... nasıl şarj edeceksin? Abi Abi de... çok hızlı şarj istasyonları falan kuruyor şimdi. Amerika'da falan var Tezlan'ın mevzunu falan hızlı şarj. 15 dakikada Ay şarj ediyorsun sen şimdi, şimdi bizim şehir merkezine nasıl koyacaksın onları? Şöyle park edilebilir bir otoparkların falan hepsine koyabilirsin. Bir, yani. ikincisi Piller istenen verime ulaştığı zaman... Mobil olacak belki. E, Gidip mobil evde olsa, de doldurup... Ge, yani gece e, bir tam gün kullanabileceksin. Yani asıl amaç o zaten. Şu anda 200-300 milin üzerinde... Çok, yani 200, işte 400 kilometrin üzerine çok gidemiyorlar. Hmm. Eğer bu pillerin kapasitesi işte söylendiği gibi 6-7 kat artırılabilirse Yani bir dolu pille 2000-3000 kilometre gidebiliyorsan... O zaman akşam park ettiğin zaman evinden çekeceksin. Şey Hiç son kalmayacak. Yani şö... Cep telefonu gibi olacak. Öyle söyleyeyim. Esasında elektrikli otomobilden ziyade ben şeyi bekliyorum. Yani şoförsüz... Otomobil. Onlar Amerika'da var. Ben hayır hayır. Bütün dünyada onların hakim olması gerekiyor. Ha, tabii. Yani yolları her yolda kullanılabilir. Çünkü öyle olduğu zaman bütün paradigma değişecek. Tabii. Çünkü o zaman araba almaya gerek kalmayacak. Tabii otomobil sahibi sahibiyeti tamamen yine koleksiyon amaçlı olacak. Tabii yani gideceksin şöyle basacaksın tabii. tık önünde birisi duracak. O zaman otoparka gerek yok böyle sürekli dönüp duran zaten, arabalar olacak yani. Zaten 10 yıl sonraki 10-15 yıl sonraki vizyonlar o. Tabii. Bu arada Amerika'da işte özellikle Las Vegas'ta pilot şehirlerden biri. Ciddi var bunlar. Hı -hı. Yani basıyorsun düğmeye geliyor araba. Ha. Sürücüsüz binebiliyorsun yani. Pilot tabi özel bir uygulama var orada. Ee, şöyle söyleyeyim. sistem e, değişik uzun. Her açıdan. Şoförlük mesleği. Her açıdan yani doğa dostu olmasının dışında inanılmaz daha verimli elektrikli otomobil. En baştan abi egzoz sistemi falan yok yani. Belli sistemler tamamen elektrik otomobil. Hayır çok hayır. Daha küçük bir yerde üretiliyor ama. Çok. Ve her yerde de rüzgar şeyle üretilmiyor. Doğru. Yani doğa dostu olması. ihtiyaç artıyor elektriğe. Şimdi doğal gaz Çevrim santrali diye bir şey var yani o da dünyanın dibinden sürekli çekip duruyorsun yani. Ama bu taraftan da güneş panelleri, rüzgar panelleri falan çok artıyor. E onların da zararları çıkacak ortaya. Ama abi <laughs> doğal gazı biriktiriyor. <laughs> doğal gazdan elektrik üretmek bile petrolden e, şimdilik öyle. E, enerji üretmek yani otomobil çalıştığı enerji üretmekten çok daha verimli. E, o açıdan işin geleceğinin ne olacağını söyleyebiliriz diyelim ve kral saniyeleri geçelim efendim. Geçen hafta bizim sorduğumuz soruya doğru yanıtı veren izleyicilerimizden Semih Beyaztaş Şampiyonlar Ligi resmi maç topunun sahibi Oo, oldu. Çok güzelmiş top. Bu kez ya de, top <laughs> bu kez de Adidas'ın klasikleşen futbol topu serisinden Tango Glider için soruyoruz efendim. Manchester City'nin başında tüm kulvarlarda 221. galibiyetini alan Pep Guardiola kulüp tarihinin en fazla galibiyet alan menajeri oldu. Guardiola'dan önce City tarihinin en fazla maç kazanan menajeri kimdi diye soruyoruz Efendim. Bu videonun altındaki yorumlar bölümüne bir etiketiyle doğru yanıt veren kişiler arasında bir kişiyi Sokrates jürisi seçecek. Ve Tango Glider futbol topu hediye edeceğiz. Yanıtlarınızı bekliyoruz. Diyelim haftanın maçlarını ve organizasyonlarına geçelim. İspanya Ligi'nde Barcelona bu hafta bir galibiyet alarak bir toparlandı. Atletico Madrid deplasmanına gidiyor cumartesi akşam. Atletico Madrid, ben geçen hafta bütün maçları bildiğim için... Hiçbirini bilemedim. Hep istersen. <laughs> Bu hafta Atletico Madrid alır diyeyim de bari bir baksana rahatlasın. <laughs> e, ama herhalde haftanın maçı tartışmasız. Ward Hiç tartışmasız. Liverpool-Manchester City. Liverpool, e, Brentford'la berabere kalarak araya açma fırsatını kaybetti. E, ka yani Ligin tepesinde çok önemli bir röntgen. Yalnız City'nin de haftasına baktığımızda Chelsea-Saint Germain-Liverpool. Nasıl bir haftaysa Liverpool deplasmanına gidiyor en zor haftalarından biri hakikaten, Guardiola'nın. Liverpool deplasmanına gidiyor. Lille-Marsilya maçı var. Bir Türk derbisi Fransa'da. Bizim çocuklar karşı karşıya evet. Ee, bir de yine Fransa'dan San lyon karşılaşması. Ee, ve bir klasik maraton. Pazar günü e, 2020 Londra maratonu koşulacak efendim. Diyelim bu haftanın fotoğrafıyla veda edelim. Mercedes'in e, Instagram hesabında paylaştığı bir hesap. E, Lewis Hamilton ve 100 yarış kazanan diğer pilotlar isimli... Tüm, e, Eskirli fotoğraf. Kibirli biraz. Bence şey şeydeki cevabı yani Twitter'da verdikleri cevap çok daha güzel. Değil mi? Landon e verdikleri cevap. Or Orada biraz şey alçak gönüllü. Alçak gönüllü. Burada Orada biraz, da daha biraz gönüllü. yüksek kibirli. Evet. Git geldi bir ruh hali. Evet. Acaba bunu bu şeye iletişimine desek. Penaltı <laughs> kaçırdığı ee, için özür dilemesin kimseden. Biraz şey bir tarafta alfa bir tarafta anlayış tarafını göstermeye çalışmış ama da yani ben. Lewis Hamilton'da ne olur yani çok tebrik etmek lazım. 100 galibiyet gerçekten akıl almaz bir başarı Formula 1 için. Diyelim ve bizden bu haftalık bu kadar efendim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.